Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Meryem, Asena ve Ali Rıza ile yarattığımız liste tagini paylaşıyoruz. Bu sorular sizlerden toplandı. Bu soruları birkaç hafta önce size Instagram'dan sormuştuk hepimiz. Ve siz de yorumlar bıraktınız ve bunları toparladık. 10 tane soru yarattık. Şimdi hazırsanız başlayalım. İlk soru, ortaokuldan liseye geçiş nasıl oldu? Ortaokuldan liseye geçiş benim için çok bir şey fark etmedi. Çünkü ben özel okulda olduğum için aynı okuldaydım. Hatta aynı binadaydım. Hatta aynı kattaydım. Resmen öyle oldu ama benim okulumda da aynı şekilde dediğim gibi hızlandırılmış bir sistem olduğum için orta sonunda ben daha önceden lise programı görüyordum. Ama liseye geçtiğimde fark ettiğim şey bize çok daha fazla özgürlük bırakmaları. Yani ben ortaokuldayken işte yok şunu yapamazsınız, bunu yapamazsınız, şöyle olmaz, böyle olmaz diyorlardı. Liseye geçtiğimde öğretmenler bize daha böyle farklı bir gözle bakmaya başladı. O da benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hani daha böyle bizi büyük görüyorlar. İşte bizimle sohbetleri, muhabbetleri daha farklıydı. O yüzden benim gerçekten çok hoşuma gitti. Onun dışında arkadaşlık şeyinde benim için çok bir farkı olmadı. Çünkü aynı kişilerle devam ettim. Hani birkaç yeni kişi geldi ama genel olarak aynı insanlarlaydım. İkinci soru, lisede popüler miydin? Şimdi popüler olmak nedir? Yani şöyle bir şey, hani popüler insanlar, bu neydi? Popüler insanlar, hani popüler olmayan insanlarla dalga geçer geçmez, işte kendilerini daha iyi sanarlar falansa kimse benimle dalga geçmiyor ama ben aynı şekilde kimseyle dalga geçmiyorum. Yani arkadaşlarımla tamam arkadaşlarım var ama şöyle bir şey, yani popüler olduğunda insanlar sürekli insanlarla birlikte olur falan filan. Hani ben ne bileyim daha tek başıma olmayı daha çok tercih ediyorum açıkçası. Yani bir arkadaş grubum var zaten, onları da görmüşsünüzdür. Onun dışında da okuldayken hani tamam herkesle muhabbet sohbet halindeyim, yani gerçekten hani oradakine bir laf atıyorum, oradaki bana bir laf atıyor falan. O şekilde zaten hep sohbetimiz muhabbetimiz ama popüler miydin sorusuna ben tam cevap veremeyeceğim ya da hayır. O yüzden ben böyle sorunun etrafını dönmeye çalışıyorum. Bilmiyorum. Olabilir. Üçüncü soru, unutamadığım bir rezilliğin. Unutamadığım bir rezilliğim benim henüz yok. Hani benim böyle hani ne bileyim çok büyük bir rezilliğim olmadığı şimdilik bilmiyorum. Ben böyle hani gayet sakin bir şekilde hayata devam ediyorum. Benim arkadaşlarım çok rezillikleri oluyor. Onlara gülüyoruz ama onun dışında ben kendim hani ne bileyim, dikkat ediyorum öyle şeylere. Dördüncü soru, hocalarla aran nasıldı? Benim hocalarla alan, bütün hepsi geçmişti, ben kendimi şu anda yorumluyorum. Çünkü ben grubun bebeği olduğum için resmen ben hala lisedeyim, onlar üniversiteye geçti, neyse. Benim hocalarla aram çok iyi. Ben bir hoca dışında, yani yaklaşık böyle 20 tane hocamız falan var. Birisi dışında hepsini gerçekten çok seviyorum. Hepsine öylesine sohbet muhabbet ediyoruz. İşte arkadaş demeyeyim de hani onlar biliyorlar. Onlar bizimle konuşuyorlar. Biz onlarla konuşuyoruz. İşte hafta sonu ne yaptınız? Hafta sonu böyle geçti mi falan filan. O tarz hani sohbetler dönüyor. Benim çok hoşuma gidiyor o yüzden. Beşinci soru, hiç ciddi bir kavgaya karıştı mı? Ben şimdilik hiç ciddi bir kavgaya karışmadım. Çünkü ben zaten kavga eden tipten bir insan değilim. Hani kimseyle böyle kavga etmiyorum. Hani bazı kızlar var böyle. Her şeyi sorun ediyorlar. Ve onların hakkında böyle bir dolu bir şeyler dönüyor. Ben böyle anlamıyorum. Aklım almıyor. Ve onlar da hani başka insanların hakkında konuşuyorlar. Onların arasında bayağı büyük kavgalar oluyor. Ama onun dışında ben onlara pek karışmamaya çalışıyorum. O yüzden ben hiç ciddi bir kavgada olmadım. Altıncı soru, derslerin nasıl? Benim derslerim gayet iyi mi desem? Yani benim derslerimin iyi olması lazım. Çünkü Londra'ya gitmek istiyorum. Benim ortalamam 100'den 87 civarlarında falan. Yani çok kötü değil, çok iyi değil. Böyle ikisinin ortasında bir yerde. 87 diyelim biz ona. Yedinci soru, lise arkadaşlıkları nasıl? Hala görüşüyor musunuz? Lise arkadaşlıkları benim için çok iyi. Yani daha rahat, hani daha böyle hani herkes kendi halinde ama aynı şekilde böyle bir dolu şeyleri birlikte yapıyoruz. Benim dediğim gibi bir grup kız arkadaşım var. Onlarla gerçekten hani her şeyi paylaşıyoruz. Çok eğleniyoruz. Hala görüşüyor musun sorusuna da ben görüşeceğimizi düşünüyorum. Yani ben Londra'ya gitsem bile onlar burada kalacaklar. Benim ailem burada. Ben buraya geldikçe zaten onları görürüm. Mesajdan konuşuruz falan. Yani elimden geldiği kadar görüşmeyi deneyeceğim onlarla. 8. soru, liseye dair neyi değiştirmek isterdin? Ben lisede değiştirmek istediğim şey büyük bir ihtimalle
bazı insanların davranışları olur. Bu hani öğretmenler değil çünkü öğretmenler gayet iyi. Ama bazı insanların davranışları böyle hani birazcık hani uyan, hani birazcık büyü tarzında şeylerim olurdu. Onun dışında da büyük bir ihtimalle okulun açılış saati. Çünkü saat 8'de gerçekten ben orada olmak istemiyorum. Ben 8'de yatağımda olmak istiyorum. Yani 8'de kaldırın beni. Okul hani 9.30'da başlasa süper benim için. Ama 8'de 6.30'da kalkmak bana gerçekten çok zor geliyor. 9. soru, lise mi, üniversite mi? Ben henüz bilmiyorum ama benim için yani üniversiteyi bilmememe rağmen büyük bir ihtimalle üniversite olacak diye düşünüyorum. Çünkü üniversitede yaptığım çoğu şey, yaptığım bütün dersler, aldığım bütün dersler benim istediğim dersler olacak. Ama şu anda zorunlu dersler yapıyorum. Ben hani Türkiye'de sayısal, işte ne bileyim sözel gibi şeyler de yok. Ben gayet hani bütün dersleri görüyorum ve o kadar hani bayılıyorum ki çünkü hiçbiri dikkatimi çekmiyor. Liseye gittiğimde dediğim gibi büyük ihtimalle film okuyacağım. Film okumak benim zaten hayalim. O yüzden okula gitmek bana zor bile gelmez büyük ihtimalle. O yüzden kesinlikle üniversiteyim. Ve 10. soruyu da biz hepimiz işte kendi istediğimiz gibi bir soru yapacaktık. Bana gelen çoğu sorulardan oradaki okullarla buradaki okulların farkı ne? Yani Türkiye'deki okullarla İsviçre'deki okulların en büyük farkları neydi? Onun için de 3 tane fark söyleyeceğim size. Şimdi hani bulmacada oluyor 3 tane fark bulun gibi. Onun tarzı bir şey yapacağım. Şimdi ilk fark bizim burada işte yok TEOG, yok ÖSS, yok işte LGS falan bir dolu böyle sınavlar yapıyorlar ya. Bizim orada öyle bir şey yok. Bir kere ortaokuldan sonra öyle bir sınava girmiyorsun zaten. Bizim burada şu şekilde belli oluyor liseye gidip gitmeyeceğin ya da hangi liseye gidip gitmeyeceğin. İlkokuldan sonra eğer ortalaman hani geçiciyse yani bizim burada 6 üstünden mesela 4 alıyorsanız o zaman liseye gitme hakkı kazanıyorsun. Yoksa liseye gidemiyorsunuz. Ve o zaman işte ya meslek okullarına gidebilirsiniz ya da direktman çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani bizim burada ortaokula kadar okul zorunlu, ondan sonra değil. Ve bizim burada lisenin sonunda ÖSS gibi bir sınav yok. Ortalamanız düşük olsa bile üniversiteye güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Doktor bile olabilirsiniz. Bu mesela Türkiye'de en yüksek puanları olan şeylerden biri. Ama doktor bile olabilirsiniz. Ondan sonra önemli şey ama lisede kalmak. Yani üniversitede kalmak. Hani üniversitede istediğiniz yere gidebilirsiniz ama sonra üniversitede sınıfları geçmek daha zorlaşıyor. İnsanlar arasındaki ilişkilerden bahsedeyim ikinci fark olarak. Bu özellikle erkek kız ilişkilerinde çok daha farklı. Yani birçok hani ben Türkiye'deki hani daha çok erkekler hani lisedekiler özellikle biliyorum hani daha böyle hani daha farklı hani yanaşıyorlar kızlar ama burada mesela benim bütün erkekler arkadaşlarım gibi hani kardeşlerim gibi böyle dalga geçiyoruz falan. O yüzden belki bunlar bana gelen şeyler. Yani ben çünkü Türkiye'de liseye gitmedim. Bana sadece öyle geliyor. Ve üçüncü fark olarak da sabahçı akşamcı işte farkı. Mesela Türkiye'de sanırsam devlet okullarında sabahtan işte sabah grubu var, bir de öğleden sonra grubu var. Bizim burada full bütün gün hani özel okul olsun olmasın bütün gün full okula gidiliyor işte 8'den 3'e kadar ya da 8'den 3.30'a 4'e kadar neyse işte. En büyük farklar büyük bir ihtimalle bunlardı. 3 tane fark vermek istedim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi unutmayın. Meryem'in, Asena'nın ve Ali Rıza'nın da videolarına bakmayı unutmayın. Ve bundan sonraki videomda konuşuruz. Bay bay. 8. Liseyi değiştirmek yani elimden... sanırsam yok yani liselerde ne istiyorlar?